Dana'nın kuyruğu pazar günü gerçek anlamda kopabilir. Buraya ekleyeceğim bir tane videoda arkadaşlar. Hem pazar günü hem de pazartesi gününü konuşmuştuk. Bakın Erasay şu anda sıkışıyor. Alalım mı satalım mı? Stop'u nereye koyalım abi? Bunlar ciddi anlamda önemli şeyler. Gelin bunları konuşalım. Bakın önümüzde güzel haberler var ama BTC şu anda takip edildiği için şu anda BTC yani bir şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Şu yarın neler olacak? Çünkü pazar günleri genelde zaten kanlı bir piyasayla karşı karşıya geliyoruz ama bakın bakıldığı zaman şu anda Erasay sıkışıyor ve indeks abi hiç bu 6 aydan beridir indeks böyle gözükmemiş. En son mayıs ayında böyle gözükmüştü. İndeks o zaman 15'i gözüküyor. Şu anda onu gösteriyor. Arkadaşlar bakın ciddi anlamda gelin bunları yorumlayalım. İyisiyle kötüsüyle her zaman olduğu gibi arkadaşlar bir şekilde yorumluyoruz ama şu anda bunları söylemek benim için daha önemli. Bakın eğer ki pazar günü bu e, sendromu böyle bir e, pazar gününü geçirmezsek arkadaşlar ciddi anlamda pazartesi gününü güzel geçireceğimi söyleyebilirim. Bakın öncelikle şunları söylemek istiyorum. Gelin öncelikle indekse bakalım. İndeks şu anda bakıldığı gibi abi bu korku indeksi tamam mı? Korku yapalım mı, panik mi yapalım, stres mi yapalım? Nereye gidiyor? Bunları konuşmak lazım. Şu anda onu gösteriyor. Bakın gelin öncelikle bir CMC'ye bakalım abi. Bu gerçekten de böyle kafamızın böyle ağrıdığı, kafamızın soru şartı böyle bıraktı CMC çünkü hem dolaşımdaki arz bakımından CMC dostlarım sürekli sürekli bekliyoruz ama asıl mesela şu anda fiyatı neler olacak? Gerçekten de şu anda herkese bir korku bürümüş. Yo, yok o üç hanelilere tekrardan böyle dönecek miyiz? Neler olacak artık? Diyerekten herkes düşünüyor. Farkındayım herkes düşünüyor ama gelin bu en azından soru işaretlerini atmamız lazım dostlarım. Bunları konuşalım. Bakın her zaman diyorum ya fiyatına bakmayın. Genel piyasada küresel piyasa, kerel piyasaya nasıl yansıyor? Bunları konuşmak daha önemli. Bakıldığı zaman arkadaşlar burada 4 milyarlık değil artık 5 milyarlık bir piyasa değeri eksilmiş. Yani biz de artık burada alalım mı satalım mı tamam mı bunu Bunun farkındayız. Çok fazla insanlar şu anda arkadaşlar panik yapmayan arkadaşlarımız ya swap işlemi yapıyordur ya da stake işlemi yapıyordur. Yani bir şekilde adetini yükseltiyordur demek istiyorum ama şu anda bakıldığı zaman genel olarak küresel piyasa adına konuşmak istiyorum. Küresel piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar hem enflasyon hem merkez bankası olarak da çok fazla şu anda kripto paralara oynanılıyor. Bu yüzden çok fazla eksideyiz. Bir de bakıldığı zaman da çok fazla miningler arkadaşlar. Yani çok fazla insanlar artık bazı ülkeler yasaklıyor. Bunlar adına konuşmak lazım. Bakıldığı zaman arkadaşlar şu anda dolaşımdaki arz sıkıntı. Hacme baktığımız zaman hacim gerçekten şu anda düşüyor düşmeye devam ediyor. Ama genel piyasaya baktığımız zaman hepsi böyle. Markete baktığımız zaman hepsi böyle. Çünkü e, şunları söylemek istiyorum. Bakın e, 4-5 gün önce arkadaşlar buranın tehlike olduğunu söylemiştim. Yani burası 45.600 bandı. Artık burası direnç bandı oluştu. Şunları söylemek lazım. Şu anda iki arada bir derecedeyiz Bitcoin'de. Ama genel anlamda Shiba Coin neler olacak? Yani bir ölü kedi streşi olmuştu mesela şuralarda. Ufak bir yükselişimiz olacak gibi gözüküyordu. Ama benim de dostlarım söylemek istediğim asıl önemli olan en önemlisi pazar günü. Çünkü herkesin dostlarım acil fonu oluyor ama biz burada gerçek anlamda şunları konuşalım. Herkes ikili konuşuyor ama biz dostlarım kesin anlamda konuşalım. Artık neler oluyor olmuyor bunları konuşalım. Böyle bir A ise Z demeyeceğiz dostlarım bugün. Gerçekten öyle farklı şeyleri yorumlamayacağız. Burada gerçekten stop mu koyalım alalım mı satalım bunları konuşalım. Çünkü benim düşüncem tam bir toplama zamanı. Ben de çok fazla altlardan topladım. Ben topladım diyerekten söylüyorum. Çünkü 41 bin bandının altı dostlarım. Çok fazla insanlar short açmış ve herkes zengin etmezler. Ciddi onu çok zengin etmezler. Piyasa gerçekten de böyle durgunluğun devamlı şekilde ilerletir. Ama en önemlisi pazar gün neler olacak. Herkes pazar gününü bekleyecek. Çünkü dostlar e, şöyle gece saat 3'ü de herkes bekleyecek. Şimdi 6 saat sonra ne olacak mesela? indeks kendini yenilecek. İndeks kendini yenilediği zaman biz ne yapacağız abi? Burada canlı yayın açacağız. Bunları konuşacağız. Çünkü haftalık kapanış bizim için çok önemli. Haftalık kapanışı da bir şekilde yorumlayacağız. Bunları konuşacağız. Çünkü gerçekten de herkes buradan e, karını da bir nevi alacak mı almayacak mı içeriden mi bekleyelim. Bunları konuşmak lazım. Çünkü iyisiyle kötüsüyle bunları yorumlamak lazım. Bizim abi şu anda şimdi Uyusu baktığımız zaman 4 saatlik grafiğe bakalım. Uyusu parçasına bakıyorum çünkü en iyi grafik Uyusu parçasına bakmakla gerçekten de artık oluyor. En iyi Uyusu parçasına bakılıyor. Bakın bunları söylemek istiyorum. Şu anda 28 bandıyla 32 bandı bizim için en önemli bandlar ve o yüzden iki arada bir derideyiz. Ben de o yüzden dostlarım bu uzun uzun çubukları açmıştım. Yani benim şu anda grafiğim her zaman böyleydi. Her zaman böyle olmaya devam ediyor. Gerçekten artık yani nereye gidiyoruz? İyisiyle kötüsüyle bir şekilde konuşalım değil mi? Bakın elime kalem alayım arkadaşlar. Buradan başlayalım. Çünkü buradan başlamadan gerçekten de olmuyor. Bakın 28 bandı bizim için önemli. Sürekli sürekli fitilini atmasıyla da zaten 28 bandının ne kadar önemli olduğunu dostlarım burada vurgulayabiliriz. Bakın 32 bandının ne kadar aslında bir önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Bakın fitilleri sürekli sürekli atıyor. Bizim burada kurtulmamız adına dostlarım önümüzde çok fazla bir güncelleme var. Çok fazla işlemler var. Ee, bunun aşağısı sıkıntılı. Gerçekten bunun aşağısı sıkıntılı. Ne olacak mesela 28 bin 27'leri mesela en önemli mesela 27 27'lere kadar bekleyebiliriz. 27'yi fazla göreceğini düşünmüyorum dostlarım. Burası yani direktmen bunun gibi bir yani buradaki ne yapacağız? Kopyala yapıştır yapabilme oranımız gerçek anlamda çok yüksek. Ama bir sıkıntı yapmayalım. Gerçekten bir sıkıntı panik yok. Şu anda tabloda sıkıntı panik yok ne zaman sıkıntı panik yapacağız diye soracak olursanız şunu söylemek istiyorum. 28'in altı sıkıntı abi. Şu anda sıkıntı panik yok zaten. Hani şu hareket ortalamasını bir şekilde devamlı şekilde ilerletir. Yani ilerletir. Yani şu anda sıkıntı olmadığı için böyle söylemek istiyorum. Abi bunları konuştuk ve tablo bu şekilde. İnanın tablo bu şekilde. Hemen Bitcoin'e bakmak istiyorum. Asıl tehlike buradaydı. Şimdi ne oldu abi? Burada kimsenin idrak edemediği bir tablo ile karşı karşıyaydık ve ben burada tehlike diyerekten söylemiştim. Yani ben de buraları kırmayacağını düşünüyordum ki e, ne oldu? 41 bin bandlarına kadar geldi ama şunu söylemek istiyorum. 41 bin bandının altı sıkıntı bakın sürekli sürekli bir fitil atıyor. Yani şuraya sürekli fitil atmasının nedeni aslında 28 bandı koyuna baktığımız zaman abi indekse baktık, dominansa baktık, Bitcoin'e baktık, ShibaCoin'e baktık. Asıl bizim önemli olan şimdi önümüzde neler var? Pazar günü eğer ki piyasa bu şekilde ilerlerse Bariz belli yani ortada neler gezeceği gerçekten de bariz belli derken söylemek istiyorum. Gerçekten indekse son 6 ay içinde böyle değildi ve böyle olması yani çoğu insanı korkutabiliyor. Her an piyasa bir sürprizle bizi karşı karşıya sokabilir. Bakın mesela ne oldu Fed'in kararlıyla mesela Hindistan'ın mesela ne oldu aynı işlemlerini, istek işlemlerini böyle kapatmasıyla piyasa 41 lira kadar indi. Bunları biliyoruz. Bunlar genelde olumsuz haberler. Ama ne oldu mesela 2017'den beri bu piyasa her zaman bir manipülasyon, spekülasyon, her zaman bir pozisyon açıyorlar. Botlar mesela pozisyonları engelliyor diyerekten söylemek istiyorum. Bizim önümüzde neler var abi? Gelin güncellemelerden, haber başlıklarıyla yeni olan şeylerden bahsedelim. Mesela ocağın 15'inde yeni borsalara gireceğiz bizim aslında yeni borsalara ne kadar çok girersek girelim arkadaşlar. Orada mesela milyonlarca bizi kullanıcı bekliyor. Neden? Çünkü popüler bir coin'iz. Popüler bir coin olduğu için adamlar ne yapacak? Sürekli sürekli almaya devam edecek. Cüzdanlarını doldurmaya başlayacak. Ethereum balineleri, BNB balineleri hala cimli mesela çok fazla alıyor almaya devam ediyor. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın mesela NFT'leri bekliyoruz ya. Mesela adam ne yaptı? 100 adet mesela NFT almış. Genelde çok fazla alıyorlar almaya devam ediyorlar ama adamların asıl istedikleri şeyler bu Shiboshi'lerin gelmeleri. O mini NFT gelmişti ya tekrardan gelecek mi? tekrardan girecek arkadaşlar. Şimdi oraya bir eklenti yaptılar. O eklentiyi boşu boşuna yapmadılar arkadaşlar. Tekrardan girecek oraya. Şimdi bizi şu anda sıkıntı, panik, endişe gerçekten de bu artık kafamıza böyle artık şeyler giriyor. Ama bakıldığı zaman da e, Shibokoy'un her zaman bir dinlenme süresi oluyor gerçekten. Dinleniyor, dinleniyor, dinleniyor. Diğer anda yükseliyor. Ama ne oluyor mesela böyle böyle yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ondan sonra tekrardan bu hareket ortamı çizdiği zaman bizi panik sıkıntı yapıyor. E bu yükselmiyor, yükselmiyor, yükselmiyor diyerekten bizi gerçekten de panik stresi sokuyor. Ama hemen dostlarım 4 ay öncesine sizi götürmek istiyorum. Çünkü Temmuz ayına baktığımız zaman Temmuz ayında da bu şeyler yaşanıyordu. Kimine göre 15 katı, kimine göre 20 katı paralar yapıldı. Abi böyle konuşmak lazım çünkü daha tam anlamıyla ne NFT'ler geldi ne bu Shibarium'un test aşamaları geldi. Bakın Shibarium Shibarium diyorum sizlerin gerçekten canınızı sıkıyor. Ama bunları konuşmak lazım. Çünkü önümüzde bir ekosistem var. Bakın Avax'a bakın, Luna'ya bakın. Bunlar mesela abi mesela main neti var. Kendi bir blockchain var, kendi bir ağ yapısı var, kendi bir ekosistemi var. E bizim de böyle olacak. Yakın zamanda biz de oraya gireceğiz diyerekten bunları söylemek istiyorum. Çünkü bunları konuşmadan olmuyor abi. Bakın çoğu insan buna bakmıyor. Grafiğe bakıyor. Yarım yamalak bakıyor. Hayat hikayesini bir şekilde anlatıyor gerçekten de grafiğe bakarken. Ama benim burada hem grafiğe bakıyorum hem de bunun adına konuşuyorum. Çünkü önümüzde bunlar var. Bunları konuşmak lazım. Bakın şu anda mesela ne olacak? Nisan ayında bu AP oranları düşecek. %500'lük ne demek? abi binansa gidin bakın %3 %3 veriyor mesela. Aradaki farka bakın. Yani şunları söylemek lazım. Swap'ın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu Nisan ayında bu AP oranları düşecek. Nisan ayında AP oranları düştüğü zaman bir anlamı kalmayacak. Çünkü bariz belli abi fiyatı yükselecek. Çünkü baktığımız zaman 20-40 trilyonluk bir yakım oldu. Bakın bu Vitalik Buterin yakmasından sonra yani 410 trilyonluk yakım ya olmasaydı yakımlardan bahsediyorum. Çünkü fiyatına çok fazla etki edecek. Ve şu anda ne oluyorsa olsun her şey lehine işliyor. Çünkü yakım işlemi oluyor. Bazı insanlar diyor ki abi bıraktılar şu artık bonaya geçtiler. Böyle bir şey değil abi. Çünkü o bizim bir yani bir organizasyondan bir parçamızdı. Hem komisyon son olarak hem gaz üretirinin böyle düşmesiyle bizim bir parçamız abi neden oraya gitsinler şubokoyunu bırakıp çünkü hem lise baktığımız zaman hem böyle e, x e baktığımız zaman onlar zaten bizim dayanamız onlar olmazsa aslında yani bir şeye böyle bürünmüyor tamam mı yani organizasyonun bir parçaları o yüzden bu ekosistemin içinde inanılmaz bir şekilde bizi bir yere götürecek bir tabloyu şu anda sizlere anlatıyorum. Anlatmaya devam ediyorum çünkü. Dostlarım swap işleminin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Bakın birini anlatırken şu anda önümüzde ikincisi var. şubanet var mesela. Daha önümüzde versiyon ikileri var. Bunları söylerken size tekrarlıyor gibi geliyor ama her zaman üzerine dostlarım yeni yeni şeyler ekleniyor. Her zaman yeni yeni şeyler eklemeye devam ediyor. Çünkü bunlar ekleniyor ki ben sizlere anlatıyorum dostlarım. Gerçekten de ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çok fazla bilgi sahibim. 6-7 aydan beridir bu grafiğin içine bakıyorum. Çünkü ben bunlara baktıkça sizlere anlatınca haber başkanına bakınca abi insan mutlu oluyor gerçekten mutlu oluyor. Ben de bu mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum. Bakın dostlarım ciddi anlamda 6 saat sonrası önemli. Çünkü 6 saat sonra indeks yenileniyor. Şu anda onun onlarda yani onun aşağısını indiği zaman ben düşünemiyorum piyasayı ki ineceğini düşünmüyorum çünkü bu puanının dostlarım düşmesine izin vermezler ne Shiba coin'in ne de bitcoin'in puanının düşmesine izin vermezler ben bunları konuşmak istiyorum çünkü yes, her zaman böyle ilerledi böyle ilerlemeye devam edecek daha fazla puanın düşmesine izin vermeyecekler puanlarını çok güzel bir şekilde yükselttiler daha fazla düşüneceğine inanmıyorum çünkü baktığımız zaman 8 milyon dolarlık bir piyasa değerinde arkadaşlar azalmalar oldu bakıldığı zaman zaten 8-30 milyonluk genel piyasada azalmalar oldu bunları konuşmak daha önemli dostlarım dediğim gibi akşam canlı yayın açalım canlı yayında indeksi konuşalım Shiba coin'in indeksine konuş konuşalım dostlarım. Yarın için panik stres havasında oluşacak mı oluşmayacak mı bunları konuşmak daha mantıklı. Bitcoin indeksine dominansa bakalım dostlarım. Her şeye bakalım diyerekten dostlarım. Akşam bir canlı yayınlarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilse abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>